Misvak antiseptiktir. Sual. Bazıları dişlerin çürümesini önlemek için diş macunu kullanmalı. Bir ağaç, bir odun parçası olan misvakı kullanmamalıdır diyorlar. Bunların iddiaları doğru mudur? Cevap. Bu sözler art niyetli bir çıkıştır, bilimsel değildir. Misvakı, hatta diş macunlarının özelliğini bile bilmeyen, sıradan kimselerin söylediği sözdür. Erak ağacından yapılan misvak, diğer ağaç dallarından farklıdır. Güzel bir raihası ve antiseptik özelliği vardır. Diş macunlarının zararlı olduğu meşhur yabancı tıp kitaplarında bile bildirilmektedir. Mesela Larus Illustre Medical isimli tıp kitabında diyor ki, bütün diş macunları ve diş tozları dişlere zarar verir. En iyisi sert bir fırçadır. Önce dişleri kanatırsa da korkmamalıdır. Diş etlerini kuvvetlendirir ve artık kanamaz. Bu şekildeki diş temizliğini sağlayan en iyi vasıta misvaktır. Diş macunları ağızdaki faydalı ve zararlı bütün mikropları öldürürken, misvak sadece zararlı mikropları öldürür. Bu bakımdan dişlerinin çürümesine engel olmak için inanan inanmayan herkesin misvak kullanması gerekir. Misvak abdestin sünnetidir. Şafii'de namazın sünnetidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, misvak kullanarak kırınan namaz, misvaksız kırınan namazdan 70 kat üstündür. Cebrail aleyhisselam misvak kullanmayı o kadar tavsiye etti ki, misvakın farz olacağından korktum. Eğer ümmetime güçlük vermeyeceğini bilseydim, her namaz için abdest almalarını ve her abdeste misvak kullanmalarını emrederdim. Gece namazı için kalkınca ağzınızı misvakla temizleyin. Çünkü bir melek namazda Kur'an okuyanın ağzına yaklaşarak dinler. Ağzınız Kur'an yoludur. Misvakla temizleyin. Peygamberlerin 5 sünneti, haya, hilm, hacamat, misvak, güzel koku. Misvak erkeğin fesahatini, yani konuşma güzelliğini artırır. Misvak ağzı temizler, görmeyi keskinleştirir, diş etlerini güçlendirir, dişleri beyazlaştırır ve çürümeyi önler. Hazmı kolaylaştırır, mideye sıhhat verir, balgamı keser, hasenatı artırır. Misvak kullanan Allahü Teala'yı razı eder. Melekleri sevindirir. Misvakın faydaları çoktur. En aşağısı sıkıntıyı giderir. En iyisi de ölürken şehadet getirmeyi hatırlatır. Misvak ölümden başka her derde şifadır. Sırat üzerinde yürümeyi de kolaylaştırır. Yaşlanmayı da yavaşlatır. Peygamber Efendimiz her zaman yanında ayna, tarak ve misvak taşırdı. Eshab-ı kiram savaşlarda bile misvaklarını kullanmayı ihmal etmezlerdi. Misvak dişler sararınca, ağzın kokusu değişince, uykudan uyanınca, namaza kalkınca, eve girince, toplantılara giderken, Kur'an okumaya başlarken ve bir de abdest alırken kullanmak müstehaptır. İmam-ı Azam Hazretleri, misvak kullanmak dinin sünnetlerindendir buyurdu. Misvakı kullanmanın en az miktarı üst dişlere 3, alt dişlere de 3 defa sürmektir. Misvaklarken dişlerin içi, dışı, üst ve alt kısımları ovuşturulur. Misvakı sağ elle kullanmalıdır. Misvakı avucunun içine almamalı ve emmemelidir. Misvak, sağ elin küçük ve baş parmağı altta, diğer 3 parmak üstte olarak tutulur. Misvaklamaya başlanınca ağızdaki yaşlığı yutmak iyidir. Ondan sonra yutmak iyi değildir. Kullandıktan sonra misvakı yıkamalıdır. Misvak çok yaş, çok kuru ve bir karıştan uzun olmamalıdır. Kalınlığı küçük parmak kalınlığında olmalı. Sual: abdest alırken misvak ne zaman kullanılır? Cevap: abdeste başlarken. Sual: misvak nasıl kullanılır? Cevap: yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı doğru sürülerek kullanıldığı gibi düz olarak da sürülebilir. Sual:
misvak dişlere 3'ten fazla sürülse sünnete aykırı olur mu? Cevap, hayır olmaz. Sual, takma dişe misvak sürmekle sünnet ifa edilmiş olur mu? Cevap, evet olur. Sual, dişsiz kişi misvakı damağına sürse sünnet sevabı alır mı? Cevap, evet alır. Sual, misvak kısalınca da kullanılır mı? Cevap, evet kullanılır. Sual, kadınların misvak kullanmaları caiz mi? Cevap, evet. Sakız çiğnemeleri misvak yerine geçer. Sual, misvak sadece abdeste mi sünnettir? Cevap, misvak her zaman kullanılır. Bilhassa yataktan kalkınca, namaza dururken, yemek yedikten sonra ve abdeste başlarken bu vakitler daha çok kullanılır. Sual, misvakların ucunu yumuşatırken tel tel haline getiremiyorum. Ne kadar kullansam da tahta parçası gibidir. Kıl haline getiremiyorum. Ne yapmalıyım? Cevap, yeni alınan misvakın ucu hafifçe çekiçle dövülünce tel tel ayrılır. Suya koymak gerekmez. Sual, misvak erak ağacından oluyor. Bu ağaç Türkiye'de yoktur. Başka ağaçtan misvak yapılamaz mı? Cevap, erak ağacından yapılan misvak diğerlerine tercih edilir. Erak ağacı bulunmadığı zaman zeytinden de yapılır. Nar dalından misvak olmaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, mübarek bir ağaç olan zeytinden yapılan misvak ne güzeldir. O benim ve benden önceki peygamberlerin misvakıdır. Zeytinden de olsa misvak kullanmayı ihmal etmemelidir. Çünkü misvak yaşlanmayı yavaşlatır. Gözün görmesini kuvvetlendirir. Ağız kokusunu giderir. Daha birçok faydası vardır. Sual, namaz kitabında abdest alırken dişleri misvakla temizlemek müstehaptır denirken, abdestin sünnetleri bahsinde de misvak önemli sünnet deniyor. Burada bir çelişki yok mu? Cevap, abdest alırken dişleri temizlemek, fırçalamak sünnettir. Bunu misvakla yapmak müstehaptır, daha iyidir. Yani misvak kullanılınca hem sünnet yerine geliyor, hem müstehap, parmakla veya diş fırçasıyla dişler temizlenirse sadece sünnet yerine gelir. Bu sünnet misvakla yapılınca ayrıca müstehap sevabı da alınıyor. Sual, abdest alırken misvak yoksa ne yapmak gerekir? Cevap, dişleri yemekten sonra ve abdest alırken temizlemek sünnettir. Bu sünneti misvakla yapmak ayrıca müstehaptır. Misvak bulunmazsa fırçayla, fırça da bulunmazsa parmaklarla temizlemelidir. Sağ elin baş parmağı sağ yandaki dişler üzerine, ikinci küçük parmağı yani işaret parmağı da sol dişler üzerine 3 defa sürerek temizlenir. Sual, misvak parçalarını yutmakta mahsur var mıdır? Cevap, isteyerek yutulmaz. İstemeden yutulursa mahsuru olmaz.